Sıcak bir hikaye adlı bir metnimiz var arkadaşlar onu okuyalım. Bir zamanlar çok fakir bir karı koca varmış. O kadar fakirlermiş ki yaşadıkları küçücük bir kulübeden başka bir şeyleri yokmuş. Kış mevsimi gelip çatmış. Yakacak odunlarının olmaması onları çok üzüyormuş. Bir gün kapının önünde oturmuş soğuğa nasıl direneceklerini düşünüyorlarmış. Birden önlerine çok zayıf bir kedi belirmiş. Kediyi içeri alan iyi yürekli karı koca akşam yemeği olarak ayırdıkları ekmeği onun önüne koymuşlar. Bir süre sonra kedi ortadan kaybolmuş. İhtiyar karı koca yanmayan ocağın önüne oturup sabahı beklemişler. Şimdi arkadaşlar 5 tane sorumuz var. Bu 5 sorumuzu bu metne göre cevaplandıracağız. İlk sorumuzla başlayalım. Fakir karı koca nerede yaşıyorlarmış? Metnimizi okurken dikkat ettiyseniz küçük bir kulübede diye. Burada zaten ne yapmış arkadaşlar? Bahsetmiş. Yani küçücük bir kulübede yaşıyorlarmış. Hikaye hangi mevsimde geçiyor demiş arkadaşlar. Yine hikayeyi iyi okuduysanız bakın bu işin yani Türkçe derslerini çözmenin en büyük avantajı arkadaşlar hikayeyi iyi okumak. Ve iyi okuduysanız burada kış mevsimi dediğini görebilirsiniz arkadaşlar. Fakir karı kocanın üzüldükleri konu nedir demiş? arkadaşlar yine hikayede bakarsanız şurada e, çok üzülüyorlarmış var. arkadaşlar yakacak odunlarının olmaması onları çok üzüyormuş var. arkadaşlar Ondan dolayı cevabımız yakacak odunlarının olmamasına çok üzülüyorlarmış. Yaşlı karı, karı koca kediye yemek olarak ne vermişler? kendilerine ayırdıkları ekmek bakın ekmeği onun önüne koymuşlar zaten buradan görebilirsiniz kapının önünde beliren kedinin özelliği nedir ne diyordu arkadaşlar çok zayıf bir kedi olması şurada da metinde de gösterelim çok zayıf bir kedi belirmiş diyor şimdi geldik arkadaşlar e, altın sorumuza Savaş sözcüğünün karşıtı yani zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar savaşın karşıtı nedir? Barıştır değil mi arkadaşlar? Mutluluk değildir, başarı değildir, sevinç değildir. Hani Bunlar da bir nevi karşıtı gibi görünür ama direkt karşıtı olan nedir arkadaşlar? Barıştır. Burada iki tane yaya işaretimiz var. Bunlardan biri arkadaşlar trafik işaretlerimiz var. Yaya yolu biri de merdiven var anlamına gelir. Aşağıdaki cümlelerde gerçek anlamda kullanılanlara, gerçek mecaz anlamda kullanılanlara M, M harfini yazınız demiş arkadaşlar. Bakalım. Dayım bizimle çok acı konuştu. Şimdi arkadaşlar buradaki acı, biberdeki acı gibi mi? Yani böyle dilinizin yandığı ya da bir yerinizi bir yere vurduğunuz zaman acıyan böyle hani e, hissettiğiniz şiddetli acıdan mı bahsediyor? Hayır değil mi arkadaşlar? Acı konuştu derken. Hani böyle kötü anılarından anlattı tarzında. O zaman bu mecaz anlamdır arkadaşlar. Mecaz. Geldik. Bahçeden acı biber topladık. Bakın buradaki acı ne arkadaşlar? Yediğimizde ilk aklımıza gelen acıdır değil mi? O zaman bu da arkadaşlar bakın gerçek anlamda kullanılmıştır. İlk aklınıza gelen anlamda kullanılıyorsa arkadaşlar gerçek. ikinci anlamında kullanılıyorsa mecaz olur tatlı konuşması ile herkesi ikna etti. Yani ikna edici konuşması diyor değil mi arkadaşlar? Tatlı konuşması derken herkesin gönlünü alarak konuşmasından bahsediyor. Bu da nedir arkadaşlar? Mecazdır. Çünkü şekerdeki gibi ya da çikolatadaki gibi bir tattan bahsetmiyor. Annem hafta sonu tatlı yaptı. Bakın burada ne var? Şeker var değil mi? Tatlı. Yediğimizde dilimizle alacağımız tatlı var. O zaman bu gerçek anlamdır. Aslı bana ağır sözler söyledi. Arkadaşlar aslının söylediği ağır mesela kalemin ağırlığı gibi mi ya da ağır böyle 5 kiloluk, 10 kiloluk bir ürünle ürün gibi mi arkadaşlar? Değil değil mi? Burada ağır sözler derken hani benim e, üzüleceğim sözler söyledi diyor. O zaman mecaz anlamda kullanmış olur. Şimdi arkadaşlar burada bir e, deyimlerimiz var. Bu deyimlerin karşılıklarını eşleştireceğiz. Gözü korkmak deyiminin arkadaşlar karşısındaki hangisinin, hangisinin doğru olduğunu işaretleyeceğiz. Şimdi gözü korkmak. Kendine ve başkalarına güvenmemek. Yılmak cesaret edememek. Sizce hangisi arkadaşlar? Yılmak cesaret edememek değil mi? İşte köpeği gören Ahmet'in gözü korktu. Ney? Köpeği e, köpekten korktu anlamda değil mi arkadaşlar? Cesaret edemedi. Zaman yitirmek. Oyalanmak, uygun zamanı bulmak. Nedir arkadaşlar? Zaman yitirmek, oyalanmaktır. Yani gereksiz videolar izleyerek zamanınızı yitirmeyin. Bizim videolarımızı izleyerek yazılarınızdan yüksek not alın. Yaya geçidi, caddelerde yayalara ayrılmış bölüm. Caddenin iki yanından yayalara ayrılmış bölüm demiş arkadaşlar. E, caddelerde yayalara ayrılmış bölümdür arkadaşlar. İki yanındaki yayalara ait değildir. Bu kimi kısımlarda tek tarafıdır, kimi kısımlarda çift tarafıdır. Yola çıkmak, yol üstünde durmak, yolculuğa çıkmak, yolculuğa çıkmak anlamı vardır. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki soruların hangisinin cevabı vardır demiş. Arkadaşlar metin çıkmadığı için bir soruyu değiştirdik vardır diye. Ali kar yağdığı için. Bakın arkadaşlar nasıl nasıl kar yağdığından bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Niçin yağdığından bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Nereye yağdığından bahsediyor mu? Bahsetmiyor mu? Kim? Bakın cevabımız nedir arkadaşlar? Ali cevabını görebilirsiniz. Diğer sorularımıza bakalım arkadaşlar. 11. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların yanına D, yanlış olanlara Y. Alfabemizde 32 harf vardır. Alfabemizde kaç harf vardır arkadaşlar? 29 harf olduğunu zaten bilirsiniz. Alfabemizde 8 tane ünlü harf vardır. Nedir arkadaşlar? Doğrudur değil mi? 8 tane ünlü harfimiz vardır. A, E, I, 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 U, Ü, O, Ö dediğimiz 8 tane harfimiz vardır. Alfabede 5. sırada E harfi vardır. Şimdi arkadaşlar bu bir soru işareti. Biz genelde internet ortamında ya da bir sistemde e, Ç harfini desteklemediği için Ç harfini yok sayıyoruz. Ama alfabede böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın A, B, C, Ç D. Yani 5. harfimiz neymiş arkadaşlar? D. 6. harfimiz ne? E arkadaşlar. Onun için bu nedir? Yanlıştır. Bakın Ç'yi sayın arkadaşlar. Tamam mı? Ç'yi unutmayın. Hanım eli sözcüğü şekilde hecelere ayrılmıştır. Arkadaşlar bu yanlıştır. Bu hanım olacaktır. M karşı tarafı da olacaktır. E li diye de ayrılacaktır. Yanlıştır. Özlem sözcüğünün eş anlamlısı hasrettir. Bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. Aşağıda kelimeleri hecelerine ayırınız demiş. Ayıralım arkadaşlar. K L Bek dem arkadaşlar. Bu şekilde ayrım olur. Atatürk kelimesine bakarsak arkadaşlar Atatürk kelimesi bize göre hecelerine ayrılacak bir kelime değildir arkadaşlar. Aksine büyük harfle yazılacak bir kelimedir. Sınavda da öğretmeniniz böyle sorarsa aynı bu şekilde büyük harflerle yazın ve cevabını verin arkadaşlar. Hatun suyu demiş arkadaşlar. Bakın bu da hatun su yu şeklinde ayrılır. Kalorifer var arkadaşlar. Bu da k ka kökü kaloridir arkadaşlar. Onun için kalori fer şeklinde ayıracaksınız. Malatya'da arkadaşlar ma lat ya şeklinde ayrılacaktır. Şimdi arkadaşlar zıt anlamlı sözcükleri eşleştiriniz demiş. Bakalım. Geç kelimesinin zıt anlamı nedir arkadaşlar? Durdur. Değil mi? Ama şıklara baktığımızda dur yok. Ne var arkadaşlar? Kapalı var. Onun için bunu değiştiriyoruz arkadaşlar. Durdur. Bunun cevabı durdur. Daha önceden silmek istedim ama sizin de görmenizi istediğim arkadaşlar. Geçin karşılığı kapalı değildir, durdur. Bu arkadaşlar kapalı birine şu şekilde eşleşiyor. Yani sayıları önlerine yazacağız. Kolay kelimesinin karşılığı nedir arkadaşlar? Zordur. Cevap kelimesinin karşıt zıt sözcüğü nedir arkadaşlar? Sorudur. Sabah kelimesinin ki akşamdır. Açık kelimesinin karşılığı da arkadaşlar kapalıdır. Pardon şurada da bir hata yapmışız. Şu 5 olacak. Geç kelimesinin karşılığı erken. Ha. Şimdi arkadaşlar buradaki hatamız şu şekilde. Şunu göstereyim. Geçi biz hani e, trafik kurallarındaki geç olarak algıladığımız için yanlış yapmışız. Buradaki geç arkadaşlar saatin geç olmasından bahsediyormuş. Geçin karşıtı erken olacaktır. Ama normal trafik olarak geç diyorsa karşılığı dur olacaktır arkadaşlar. Açığın karşılığı da kapalı. Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Bugünün yarını vardır. Para biriktirmek kardır. Boş yere harcamam para. Harcasam düşerim dara. Bu neyden bahsediyor arkadaşlar? Sakla zamanı, gelir zamanı. Yani tutumluluktan bahsediyor arkadaşlar. Burada. Yukarıdaki şiirin başlığı hangisi olabilir demiş. Uçsun rengarek demiş. Yaşamı bir güne denk. Kelebekler özgürdür. Olabildiğince hür. Kısacık tam bir ömür. Dokunma, erken ölür. Kelebekler özgürdür. Kimden bahsetmiş arkadaşlar? Kelebeklerden bahsettiğini görebilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar. Şurada bir e, kelimelerimiz var ve bunlardan bize anlamlı bir cümle kurmamızı istiyor. Beslenmeliyiz için yaşam sağlıklı, dengeli. Sağlıklı beslenmek için mi dememiz lazım arkadaşlar? Ya da e, Yaşamak için sağlıklı beslenme sağlıklı beslenmeliyiz mi dememiz lazım. O daha mantıklıdır değil mi arkadaşlar? Yaşamak için sağlıklı ve dengeli beslenmeliyiz. Burada V'yi biz ekledik arkadaşlar. Yukarıda vermedikleri için. Bir noktalama işareti sorumuz var arkadaşlar. Hey Pelin demiş. Bir sesleniş var değil mi arkadaşlar? Sesleniş varsa ünlem işareti vardır. Bugün sinemaya gidecek misin? Soru varsa da soru işareti vardır. Yani doğru cevabımız B e şıkkımızdır. Bir metnimiz var onu da okuyalım. Büyük bir dağın tepesine bir kartal yuva yapar. Yumurtalarını buraya bırakır. Bir gün akşam deprem olur. Ve yumurtalar dağın tepesinden yuvarlana yuvarlana bir köye kadar gider. Köyde yaşlı bir tavuk kendi yumurtalarına benzemeyen bu yumurtayı koruması altına alır. Yumurtadan çıkan farklı yavruyu kendi yavrularından ayırmadan büyütür. Kartal yuvasını nereye yapmış? Bakarsanız dağın tepesine yaptığını görürsünüz arkadaşlar. Dağın tepesi. Deprem ne zaman olmuş? Şurada bakarsanız bakın bir akşam deprem olur demiş arkadaşlar. Bir zaman belirtmemiş. Sadece bir akşam. Depremdeki yumurtalar neye gitmiş? Köye gittiğini şuradan yuvarlanarak köye gittiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Köye. Hani bu cümleleri siz tam yazarsınız. Bir hızlı işlemek için tam yazmıyoruz arkadaşlar. Yumurtalar köye gitmiştir şeklinde de yazabilirsiniz. Yumurtayı kim korumasını altına almış arkadaşlar? Ne diyordum? Yaşlı bir tavuk dem mi arkadaşlar? Yaşlı Tavuk, yaşlı tavuk kartalın yavrusunu nasıl büyütmüş diğer tavuk tavuk yavrularından ayırmadan değil mi arkadaşlar? Yani farklı yavruları yavrularından ayırmadan, kendi yavrularından ayırmadan. Kendi yavrularından ayırmadan. Geldik arkadaşlar burada aşağıdaki tabloda kelimelere zıt ve eş anlamlarını yazınız demiş. Arkadaşlar zıt anlamı çalışkanın zıt anlamlısı nedir arkadaşlar? En sevmediğimiz anlam tembeldir değil mi? Cimrinin zıt anlamlısı arkadaşlar bonkör, eli bol diyebilirsiniz. Hızlı, yavaş, doğru, yanlış, akşam, sabah şeklinde yazabilirsiniz. Eş anlamlılarda adın eş anlamlısı nedir arkadaşlar? İsim, Yoksulluğun eş anlamlısı fakir. Mektebin eş anlamlısı okul. Hediyenin eş anlamlısı arkadaşlar nedir? Ödül diyebilirsiniz ama arkadaşlar hediyenin asıl eş anlamlısı armağandır. Armağan yurdun eş anlamlısı arkadaşlar vatandır. Sorularımız bu şekilde arkadaşlar. Diğer 4. sınıf matematik dersini de ve diğer dersleri de kanalımızda bulabilirsiniz. İnşallah aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Sınavda yüksek notlar alıp bizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.